Hocam bu defaki sorum Tanrı ile ilişkiniz. Tanrı ile nasıl aranız, nasıl başladı ve şu an ne Şimdi durum? Şimdi tabii üç dönemim var benim orada. Evet. Bir Urfa dönemim çok normal. Hı hı. Tanrı ile aramın çok iyi olduğu bir dönem. Herkesin gibi benim de aramın iyi olduğu ve içinde kendimi çok iyi hissettiğim bir dünya. Geleneksel dindar dünya. Hı hı. Değerlerimin, inançlarımın, zevklerimin, hı hı, her şeyin ondan belirlendiği, hı hı, bir dünya. İkinci bir dönem var. Batı'ya geldiğim, ahlakımın bozulduğu dünya. Anladabildim mi? Felsefeyle tanıştığım, evet, akılla, tecrübeyle, bilgiyle, düşünmeyle, itirazla, şüpheyle, hı hı, işte o dönemim şey dünyası, kavga dünyası. Tanrı'yla sürekli kavga ettiğim dünya. Hı hı. Hani işte o Yunan filozofları veya Batı filozoflarının, 19. yüzyıldaki filozofların, hı hı, serbest düşünürlerin, Voltaire'lerin, efendime söyleyelim, Stendhal'ların, Pierre Bayle'lerin dünyası. Orada da sürekli kavga ediyorum Tanrı'yla. Niye bunu böyle, bu niye böyle, bu niye böyle, bu niye böyle? Üçüncü bir dünya var. Aramızda artık barışın hüküm sürdüğü. Çünkü artık onunla benim hiçbir soruma cevap aramadığım, yani sorumun cevaplarının orada olmadığı, başka yerlerde olduğu. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Kibarca anlatmaya çalışıyorum. Yani onun bana cevap verecek bir durumda olmadığı, onu herhangi bir şekilde suçlamanın, sorumlu görmenin, ondan bir hesap istemenin yetişkin bir adama uymayacağı bir dünya. Bir kere demiştiniz siz, böyle aynı yol üzerinde karşılıklı geliyoruz, evet, Tanrı'yla. Evet. Birbirimizi biliyoruz. Tabii Tanrı oluyorsunuz. Tabii, tanıyacak. Yani. Tabii tanıyor. O beni biliyor. Ha. Ben de onu biliyorum. Bakışıp, evet, geçiyoruz diyorsunuz. Ama şeyimiz yani, yok. Birbirimize, ha, ilgimiz yok. Evet. Yani artık kendisine bir sorular sormuyorum. Bir şeyden suçlamıyorum. Bir hesap istemiyorum. Hı-hı. Arkasında kendisi gibi, kendisine inananları birlikte yürüyor, gidiyor. Gidiyor. Ama benim yolum o değil. Anladım. Benim yolum başka bir yol işte. Şimdi, hı, siz bunları, bu kitapta da yazmışsınız. Ben bunları bu şekilde söylediğimde, ister İlahiyat Fakültesi'nde konuşayım, ister başka bir yerde, hiçbir zaman kötü bir tepki almadım diyorsunuz. Yok, almadım. Bunu da şeye bağlıyorsunuz. Hı. Üç nedeni var, anladığım kadarıyla. Biri, sizin bu bilgiye, gerçekten bu konuyu bilip bilmediğinize. Ondan sonra ikincisi, bu konuda samimi olup olmadığınıza. Bir de, doğru, inanıp inanmadığınıza bakıyorlar diyorsunuz. Yok, inanıp inanma, aha, değil. Yani şöyle... Hı hı. Şimdi bir, bunları tabii yani dindarlara veya Tanrı'ya kavga, hı-hı, etmek için, hakaret etmek için, onları küçümsemek için söylemiyorum. Evet, söylemiyorum. Yani kimsenin kendi istediği gibi inanması açıkçası beni çok fazla, hı-hı, enterese etmiyor, ilgilendirmiyor. Bu konuları, Tanrı ile ilgili meseleleri de künhüne varıp da çok bildiğimi de iddia etmiyorum. Biraz evvel, hı-hı, söyledik. Hı-hı. Yani benim dünyam kanaatler alanı. Hakikat alanı değil ki ben kavga edeyim kimseyle. Hı hı. İkincisi, ben bunu söylediğim zaman insanlar şunu da biliyorlar. Yani bu herhalde bir takım şeyler biliyor, bir şeyler yaşamış, bir şeyler hissetmiş, deneylemiş bunlar. Yani Ahmet Bey bunları söylediği zaman, hı hı, çıkıntılık olsun diye, hava atsın diye söylemiyor. Yani bana kimseden niye inanmadığımı Tanrı'ya sormak, hı hı, cesaretini de göstermiyor haklı olarak. Tabii. Anladın mı? Dolayısıyla. Neden göstermiyor? Benim bir adını vermeyeceğim bir sevgili dostum vardır. Ona kitabımı göndermiştim. Onu okudu. Ondan sonra bana şunu dedi. O inanan bir adam. Çok, hı-hı, da inanan bir adam. Bana dedi ki, hocam dedi, seninle neyin kavgasını yapayım? Senin arkanda o kadar çok adam var ki. Yani. Yani Aristoteles var senin arkanda. Senin arkanda Platon var. Kant var. Hegel var. Anladın değil mi? Anladım. Ya benim ne kavga yapacak? Onun bana söyleyeceği, yapabileceği her türlü itirazı biliyorum. Hı hı. Her şeyi, doğru, biliyorum. Her şeyin bende onunla ilgili en azından bir karşılığı cevabım var. Evet. Ya bir karşılığım var yani. Karşılığı var. Doğru ve yanlış. Hı hı. Şimdi demek ki hakaret etmek istemiyorum. Bir, konuyu biliyorum. İki, bir de bakıyorum. Samimi mi bu? Bunları söylerken. Bir samimi. Hı hı. Kaldı ki yani benim inanmam ve inanmamanın ona bir zararı yok. Hani bazı adamların inanmamasının ona zararı var. Ya, değil mi? Benim yok. Ne dediğimi anlatabildim mi? Anladım. Yani o, yani, inanmayanlar ondan bir sonuç çıkarıyorlar, bir kavga yapıyorlar, devrim yapmak istiyorlar, kendisini ortadan, hı-hı, kaldırmak istiyorlar. O zaman çok sinirleniyor. Açıkçası benim hiç öyle bir derdim de yok, öyle bir ihtirasım da yok.
Yani ben kendi hayatımı kendi bildiğim gibi, kendi istediğim gibi, kendi kafama göre özgür bir şekilde, uygun bir şekilde yaşayan bir adamım. Bakıyorlar, yok. Şimdi bunun bize bir zararı yok. Yok hakikaten. Zaten öyle bir şeyiniz yok sizin. Ama şu var, sizin kötü şey olarak anlaşılacak belki ama zehirleyeceğiniz insanlar var. Yok. Yani kitapları okuyarak, şuna yok. Bakarak. Onu da biliyorlar. Kimse benim kitaplarımdan zehirlenmez. Zehirlenmez mi? Evet. Yani benden zehirlenecek kadar kimse akıllı değil. Bu bir dakika. Bu...